Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Prison Architect'in yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve bu bölümde dünyanın en tehlikeli mahkumlarını hapishanemize konuk edeceğiz. En son geçen bölümde bütün hazırlıkları tamamlamış. Ve bütün hücreleri aktif hale getirmiştik. Bütün her şeyi halletmiştik. Ofisler, personel odası hariç bak. Henüz personel odasını tamamlamamışım. O da sanırım çalışanlar dinlenmeden bütün her şeyi halletsin diyeydi. Şuraya bir getirebilirsek kardeş. Geniş bir kanepe ve bir içecek makinesi. Neyle döndürülüyordu bu ya? Ha, R ile döndürülüyordu. Tab, Q, R böyle değiştirme tuşlarını falan unuttuğum için birazcık sorun yaşıyoruz ama... Bu arada odaların hepsini koğuş haline getirelim. Çünkü buraya ranza koydum. Buralarda ikişer birim mahkum kalacak. O ünlem işareti kalmasın. Aman diyeyim. Ve muhtemelen iki mahkuma bir televizyon falan düştüğü için hücrenin lükslük durumu olabilecek en iyi düzeyde olacak. Ve bakalım biz burayı açmak için harcadığımız o 500 doların hani diğer hapishaneye satıp 500 bin dolar aldık ya. O 500 bin doların daha iyisini yapabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz abi. Hemen şuraları hızlıca koğuş haline getirelim. Ve mahkumları almaya ufaktan başlayalım. Burası zaten yanılmıyorsam 38 mahkum alacak. 39 tane bekleyen varmış. 38 mahkumu alır paşa paşa burada yaşatırız. Ama dediğim gibi bunların hepsi zor mahkumlar. Bunların hepsi sıkıntılı mahkumlar. Tehlikeli mahkumlar, her biri tehlikeli mahkumlar olduklarından dolayı açıkçası bir tedirginlik yaşamıyorum desem yalan söylemiş olurum. Ben buraya 10 tane temizlikçi aldım. 10 temizlikçi sanırım işin üstesinden anca geliyor şu an. Koğuşların her birini bok götürüyor. Aslına bakarsanız eksi 10 bin para yemesem günlük koğuşları temizletir. Ondan sonra mahkumları içeri alırım ama o çamaşırlar falan da hazır değil. Er geç hazır olacaktır ya. Er geç hazır olacaktır. Biz bence mahkum alımını başlatalım. Ve kapasiteyi doldur diyerekten maksimum güvenlik önlemli mahkumları hapishanemize çağıralım. Dünyanın en tehlikeli 38 mahkumu. Bunlardan bir tık daha tehlikelisi yok yanılmıyorsam ya. Yani hani oyun açısından dünyanın en tehlikeli mahkumları bunlar. Hani bunlardan bir tık daha tehlikelisi var mı? Daha sıkıntılısı var mı? İnanın eğer ben de bilmiyorum ama... En tehlikelileri bunlar ve adam akıllı hazırlığımızı yaptık. Her şeyimiz tamam. Silahlı gardiyanlar hariç. Silahlı gardiyanları da satın alacağım. Ama önce mahkumların gelmesini bekleyeceğim. Hemen hızı 3x'te ilerletelim. Ve ibadethanem var. Ortak odam var. Bir saniye. Adamlar gelecek de bu adamların saatler. Jortingen, Strasse kardeş. Ve ben bu adamlara şey yapmadım. Ben bu adamlara... havalandırma yapmadım yani açık hava falan isteyecekler mi acaba? Bu da bir soru işareti tabii ki. Eminim açık hava isteyeceklerdir. Şimdi akşam 10'da yatsınlar. Akşam 10'dan sabah 8'e kadar uyku saatleri. Ya da akşam 12'den sabah 8'e yapalım ya. 12 saat uyku mu olur? Gece 12'den sabah 8'e kadar uyku saatleri. Sabah kalktıklarında bir 2 saat boş zamanları var. 3 saat boş zamanları var. 3 saat boş zamanlarının ardından yemek yiyecekler. Sonra boş saat çalışma zamanı. Sonra tekrardan yemek. Ondan sonra tekrardan 3 saat boş zaman. Tekrardan 2 saat daha yemek. Bu şey çalışma zamanından kastım şey bu arada. Yani ibadethane ve sınıfta çalışmak isteyenler olursa diye. Olur mu bilmiyorum ama. Bu program bizi batırır mı ondan da emin değilim de. 3 öğün yemek veriyoruz işte ya. 3 saatte bir yemek aslında fazla da. Fazla hem yetişmeye de bilir. Acaba sabah uyandıklarında direkt yemekhaneye mi götürtsem? Ama bu sefer yemekhanede yok ben duş alamadım şey yapamadım falan filan diyecekler böyle yani. Bir boş zaman vermek lazım. Şöyle yapalım. Sabah 2 saat boş zaman verelim. Şöyle bir çalışma saatini bir tık çekelim. Yemeği şöyle verelim. Boş zaman verelim. Yemeği bir tık daha kaydıralım. Ne yapsak acaba şu an bilemedim ya. Çalışma zamanı ve şeyin ardından bir 2 saat daha boş zaman verip öyle yemek verelim. Sonrasında 2 saat boş zaman ardından bir daha yemek. Günde 2 öğün yemek yedirsem de olur bence ama şu an ben onu ayarlayamadım ya. Uyku saatleriyle şeylerini ayarlayamadım adamların bak. 8 saat mister gibi uyku saati var. Sabahları 2 saat boş saatleri var. 2 saat boş saatlerinin ardından
Yemek arasını 3 saat mi tutsam acaba? Gerçi kantin burası lan. Adamlar çıktığı gibi gelecek, yiyecek yemeği yani. Bizim aşçılar kantine yerleştirecekler yemekleri. Ya yemek o kadar sıkıntı olmayacak. 2 saat yeter o yüzden ya. Şu an harbiden nasıl ayarlayacağımı bilememekteyim. İki öğün mü yemek versem acaba? Ama iki öğün yemekle olmaz abi. İki öğün yemekle ya başıma yıkarlar ortalığı, anlıyor musun? Ya başıma yıkacaklarına neredeyse eminim. O yüzden çok şey yapmıyorum. Abi yatmadan bir tık daha yemek veririz. Şuraya da boş zaman ayarlarız. Bence en temizi bu. Zaten başka hiçbir şeyde çalışmayacaklar işte güçte falan. O yüzden sıkıntı olmaz. Elemanlar gelsin, silahlı gardiyanları da alalım. Şimdi bu yüksek güvenlik önlemli mahkumların şöyle bir olayı var arkadaşlar. Bu yüksek güvenlik önlemli mahkumlar birazdan oh, herkes zırhlandı lan. Yemin ediyorum herkes zırhlandı usta. Taser ve çelik yeleği giydi kanka herkes. Herkes taser ve çelik yelek giydi. Şimdi bu maksimum güvenlik önlemli mahkumların şöyle bir olayı var. Tane başı 1000 ödeme yapacaklar. Yani bunlar geldiğinde bize 38.000 ödeme yapacaklar. Yani artı 38.000 gelirimiz olacak. Ne olur o da artı 28.000 gelir yapar inşallah. 38.000 mahkum alımından geldi. O kadar gelir yapmadı bro. Ha eksi 5.000. Dur, adamları naklettikçe artıyor. Siz bana ne kadar ödeme yapıyorsunuz kardeş mahkum başına la? Mahkum hibesi 5.700. 38 mahkumun 38'i de geldi mi? Oha anasını satayım. Heriflerin götünden başından her yerinden alet çıkıyor lan. Birinden matkap çıkıyor, birinden bir şey çıkıyor. Vay anasının gözü. Tabi herifleri burada giydirip yolluyoruz falan filan. 20 mahkum gereksiz yere arandı. İkisi tutuklandı. Aa bir saniye, ağırlaştırılmış hücre yapmadık. Oh wait. Ağırlaştırılmış hücre yapmadım. Gerçekten kendime inanamıyorum ya ağırlaştırılmış hücre yapmadığıma. Harbiden kendime inanamıyorum yani. Ağırlaştırılmış hücreyi nasıl unutabilirsin ya? Ama bence unuttuk sayılmaz. Neden unuttuk sayılmaz? Çünkü babuş pratik çözüm üretmeyi bilen, pratik çözüm konusunda kendini geliştirmiş bir insan. Yani ben. Şuraya bir 5 tane ağırlaştırılmış hücre. Şu aşağıya da bir 5 tane ağırlaştırılmış hücre. Tamam, unutmuş olabilirim ama telafi edilemeyecek bir şey değil. Hemen halledilebilecek bir şey bu. Ağırlaştırılmış hücre kapısı. Agır. 3 kapı. 3. Heh. Hücre hapsi kapısı. Kardeş dik buralara. Arka tarafa da birer tane tuvalet koyalım da bilardo masasının üstüne sıçmasınlar. Tuvalet. Nerede tuvalet? Aha da burada. O kadar geniş bir ağırlaştırılmış hücre mekanı yapıyorum ki şu an kendime hayran kaldım. Tabii bir de bu mahkumların olay çıkarmaması lazım ki ben bunları adam akıllı bir şekilde yerleştireyim, öyle değil mi? Kardeş şuralara su borusunu çek, küçük su borusunu. Şuralara da çek. Hadi bakayım ağırlaştırılmış hücre hapsini yapalım. E ben daha sözde silahlı gardiyan alacaktım. Ben nasıl silahlı gardiyan alacağım abi? Ama bak lojistikten oda kalitesine bak. Oda kalitesi en az 12 kare mi? Ebesinin nikahı ya. Oda kalitesi ortalama mı? Kardeş var ya senin ağzına şey yaparım böyle. Uçan tekme atarım senin ben ağzına gözüne. Senin ben ağzına gözüne uçan tekme atarım birader, sen ne diyorsun ya? Şuraların bütün işleri halledilsin de. 3 mahkuma hücre atanamıyor mu? Ne demek 3 mahkuma hücre atanamıyor lan? Aa 38'de 38 hücreler hazır işte. Hangi koğuşta sıkıntı var? Ulan koğuşların hepsi hazır. Yanlış mı ayarladık? Ha hücre atanamıyor dediğim muhtemelen bunlar ağırlaştırılmış hücre cezası yedi ondan dolayı. Tamam anladım. Hallediyoruz burada. Hallediyoruz. Bende. Odalar. Hücre hapsi. Tık. Heh, 10 tane de ağırlaştırılmış hücre. Alın işte birader.
Yalnız eksi 5000, 5000, 5000 ben bu paralarla ne yapacağım bilmiyorum abi. Yani ben paranın artıya çıkacağını falan hesap ettim ama demek ki yeterince iyi değil. Ruhani rehber, tamam, ruhani rehber programı oluşturalım. Temel eğitim programına da 12 ilgili var, tamam, temel eğitim programı da oluşturalım. Sonra şartlı tahliye duruşması, şöyle oluşturabildiğimiz kadar şartlı tahliye duruşması oluşturalım. Yani. Ulan herhalde size iyi davranılıyor kardeşim. Herhalde size iyi davranılıyor ya. Bundan daha iyi davranılma mı gördünüz? Şu odalara bak. Belki evinizden kaliteli oda var anasını satayım. Ne istiyor olabilirsiniz ki yani? Dışarısı da var ya ayı gibi çit. Buradan kazarak da kaçmaları mümkün değil. Ha, kazarak kaçmalarının tek yolu buradan gelir böyle kazar. Oradan gelir şöyle çıkar. Buradan böyle koşar falan. Hayal. Hayal moruk, hayal, hayal. Yani oralardan çıkması mümkün değil yani. O kadar kazamaz diye umut ediyorum. Belki de kazabilir, bilmiyorum. İleride şu büyük çitin sayısını da arttırabilirim yani. Büyük çitle şöyle etrafı komple kaplayabilirim, belli olmaz. Ama şu an için durum bu şekilde ve konfor anlamında hiçbir sıkıntıları yok gibi. Şu an için tehlike seviyesi düşük ve 38 tane tehlikeli mahkumu ben idare edebiliyorum. Bana şimdi pencere lazım abi. Pencere. Bu hücrelere pencere atılacak. Şöyle bir iki tane pencere koyalım. Niye yan yana iki pencere koyuyorum anlamadım ama. 2-3 tane. Ya da dur bir tane pencere koyalım. Her hücreye bir tane pencere abi. Her hücreye bir tane pencere. Sebep dışarıdan ya temiz hava alsınlar anladın? Bu pencere bunların özgürlük hissini şey yapacak. Yani bu arkadaşlara özgürlük hissi getirecek. Aa pencere var diyecek herif. Ne güzel burası diyecek. Pencere özgürlük hissini getirecek abi. Bu arada benim hiç umduğum gibi olmadı. Yani devlet tamam ilk başta bana bir 1000 şey ödedi. Böyle bir 1000 ödedi. Al babacım dedi sana şey. Al bak dedi. Sana dedi hibe. Verdi parayı ama yani sıkıntı şurada. Bu adamlar hücrelerine daldıklarında itaatkar bilinmiyor. Dayanıklı. Al bak pencereniz, oğlum bilgisayarınız var, tuvaletiniz var yani iki kişi bir zahmet anlaşın lan. Çeteler ne alemde bakalım, çeteler var mı onu çok merak ediyorum ben. Nereden çalındı muhbirler? Muhbirimiz yok doğru düzgün. Çetelere nereden bakılıyordu acaba? Lojistikten mi bakılıyordu? Lojistik değil, yerleşke değil. Yani. Burası neresi lan? Ha, görüş alanı, tamam. Resepsiyon, revir. Burada ya zaten dünya kadar gardiyan atamış vaziyetteyim buralara. Çetelere nereden bakılıyordu hocam? Çeteleri ben kapattım mı? Çetelerin açık olması lazım. Nereden çalındı? Muhbirler. Sanırım çete yok. Yani çeteler buradan gözüküyor diye biliyorum. Çete yok galiba. İyi çete yoksa sıkıntı da yok da bu eksi 5000 parayı nasıl tamamlarız? Olaysız geçen gün bonusuyla tamamlayacağız onu artık. Yani olaysız geçen gün için 20 gün gerekiyor. 20 çarpı 5'ten bir 100 bin dolar paramız gidecek. Yani 100 bin para gidici hocam. 100 bin para gidici. Mahkum hibesi 5700 mü? Oğlum çok az lan. Personel maaşları. Hocam o zaman birazcık personelde küçülmeye gidelim. Birazcık küçülmeye gidelim abi o zaman. Yani ne yapalım? Şey dayanmıyorsa işçi de küçülme. 8 tane işçi kalsın. 25 temizlik. Yani ne yapayım ulan aşçıları mı kovayım? Aşçıları kovsak yemek yetişmeyecek yani. Aşçıları kovmamamız gerekiyor. Gardiyanları kovsak hapishane birbirine girer. Hapishane birbirine girer mi bilmiyorum ya. Açıkçası bence sıkıntı yok abi. Adamlar yani ağırlığını çalışıyor. Duşunu alıyor. Telefonla konuşan telefonla konuşuyor. Yani yemekleri hazır. Her şeyleri hazır. Adamların nasıl bir sıkıntısı olabilir ki abi? Bak adam ağırlığını kaldırıyor orada. Birazcık herifinkini ters yere koymuşuz ama. Ya çocuklar ağırlığını çalışıyor, şey yapıyor yani. Bak birisi erkenden şartlı tahliye bile oldu. Ulan bunlar maksimum güvenlik önlemli mahkumlar değil mi? Ne ara şartlı tahliye oldular ya? Özgürlük ve uykuya mı ihtiyacı var?
Hücre kalitesi 7. Ortalama mı? Özgürlük ve mahremiyet. Dayı, şu koca odayı sana ayıramazdım yani, kusura bakma. İki kişi artık birbirinizi idare edeceğiniz ranzada yani. Biz koğuşta kaç kişi yatırdık ya? Bu arada maksimum güvenlik önlemli 42 mahkum daha varmış. Güzel. Acaba diyorum buraya şöyle yanlamasına birer yatak daha atıp. Bak, her yere yanlamasına yatak atılır mı? Oraya bakacağım ben şu an. Atılır lan. Yani atılır. Atılır abi, bir saniye. Yanlamasına yataklar atıp. Ya şuraya atılmıyor bir tek. Şunlara atılmıyor. Ya buraya da atılır lan aslında. Buraya da atılır aslında. Bir şey diyeceğim. Mahkum sayısını 8 kişiye çıkartalım mı hocam? Yani 38 kişiden 70 kaç oluyor? 38. 60. 8, 8, 76. Ama 76 mahkumu besleyemez bura. Yani 76 mahkumu bu kantin besleyemez. Öyle bir durum var yani. 76 mahkumu kantin nerede besliyor? Tümünü yeniden zamanla demeyecektim galiba. Yeniden programla. Heriflerin işi yarıda kaldı büyük ihtimalle. Neyse, halledilir, halledilir. Gardiyanların taser gun eğitimi başladı mı? Başlamış. Hemen gardiyanların hepsine taser verelim. Tıkı tıkı. Hop, hepsini yeniden planladı. Şartlı tahliye duruşmaları. Yani bunlar maksimum güvenlik önlemli mahkumlar olduğundan dolayı şartlı tahliye duruşmaları yok. Bir şey diyeceğim. Buraları koğuş yapıp bunların yanlarına çömez bebeler tıksak nasıl olur acaba? Bu arada benim hapishane derecelendirmem nasıl? Derecelendirme değil ya şey. Hapishane geliri. Yani ben bu hapishaneyi satıp gitsem bana ne kadar veriyorlar, ben onu merak ediyorum. Ah, 330 bin mi? 330 bin mi? Dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah. Ya sırf elimdeki para 170 bin lan zaten. Galiba dalga geçiyor abi. Sırf elimdeki para 170 bin zaten. Benim nakitim 170 bin. Bu nakit 170 binle beraber şey yapıyor. Oh. Evet, galiba dünyanın en tehlikeli mahkumlarını oturup tut bir hücreye tıkmak, bir hapishaneye tıkmak çok da mantıklı bir fikir değildi, öyle değil mi? O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz mu dayı? Parayı şeye bağlayacağız. Aç şurayı. Aç şurayı. Abi ormanlık arazi yapacağız. Ormanlık araziden odun kestire kestire yolumuzu bulacağız hocam. Yani şu an ben başka bir ihtimal veremiyorum. Şöyle bir oda var diyelim. Ormanlık diyelim. Şöyle bir ormanlık arazi istiyorum ben. 60 45'e 70'lik. Aynen. 45'e 70'lik bir ormanlık arazi istiyorum. Bu 45'e 70'lik ormanlık arazinin etrafını dönecek bir şey istiyorum. Evet. Tabi buralara bakacak bahçıvan falan da lazım. Tamam. Bir de buraya bir tane çalışan kapısı. Personel kapısı. Burada çalışacak 10 tane bahçıvan. Çünkü bütün geliri oraya bağlayacağız. 20 bahçıvan orada çalışacak abi. 20 işçiyle beraber. Hadi hayırlısı bakalım. Batmazsak orada ormandan yolumuzu bulacağız abi. Batmazsak ormandan yolumuzu bulacağız. Şuradan bir nesneyi sök deyip. Ha tamam, ağaçlar zaten sökülecekmiş. Şu yukarıdaki ağaçları da sök kardeş. Şurayı da sök, şurayı da sök. Ne demek burası duvarlanamıyor? Bura nasıl duvarlanamıyor lan? Böyle duvarla o zaman. Görüntüsü benim için önemli değil şu anda. Benim için önemli olan kapanabilmesi. Orası ağaçtan dolayı kapanamıyor muhtemelen de. Şimdi bak, bahçıvanlar buraya geliyor. Ağaç ekiyorlar. Her ektikleri ağaç bana takır 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 giriyor nakit akışı olarak. Ama önemli değil.
Teslimat yeri. Benim şöyle ayı gibi bir teslimat yeri yapmam lazım. Odalar, teslimat yeri nerede? Çamaşırhane, resepsiyon, kütüphane, ormanlık. Hacı teslimat yeri, teslimat ha. Burası teslimat yeri zaten. Bir saniye. Ürettiğimizi koyduğumuz bir yer vardı bizim. Ben onu şey yapamadım. Dış satımlar. Ha, dış satımlar için. Babacım bak. Şurası şöyle komple, tamam mı? Şöyle alttan al, komple yukarı doğru. Abi bura komple dış satımlar. Yani buraya aldığın odunların alayını koy, tamam mı? Buraya odunların alayını koy. Alay yüklenecek buraya. Alay şey yapılacak, odun satılacak hocam. Nereye götürüyorsun? Ya adam buraya koydu. Lan çalıştırma arabayı lan, bekle daha odun getirirler lan. Çalıştırma la, bekle daha odun getirirler. Elhamdülillah. Şimdi bu arada yapacağımız hamle ne? Yapacağımız hamle şu. Buradan geleceğiz. Lojistikten değil. Buradan bura sadece personelin. Ormanlık alana personel dışında kimse girmeyecek aga. Bir yandan şu mahkumların şeyi şey olsun da. Bakalım dış satımlardan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Bir yandan da hapishanede olaysız geçen günlere güveneceğiz. Adamların boş zamanı, bütün her şeyi bir yeniden planla diyelim. Gardiyanlar taserlarını alıyor, mükemmel. Bir tanecik saatli tahliye duruşmamız var, o duruşma gerçekleşecek. Adım başı her yer gardiyan dolu abi, ekipman taser. Çocuklar taserlarını da alıyor, ormanda adamlar da çalışıyor. Kardeş bir saniye, nesneyi sök, şu ağaçtan bir şey yapabilir miyiz, kurtulabilir miyiz? Eyvallah. Eyvallah. Bu ormanlık arazi büyüyecek abi. Bak buralara görüyorsun. Dış satımlar merkezine şeyler yerleştiriliyor. Odunlar yerleştiriliyor. Bu odunların çıkışı bize para getirecek. Ve ormanlık araziden parayı bulmaya çalışacağız. 20 tane işçi ve diğer çalışan 20 tane ormancı ile beraber bu dış satımlarda parayı bulacağız inşallah. Yani ormanlık araziden parayı bulamazsak zaten işimiz iş. Yeni gelen elemanı birinin araması gerekiyor ama kim arayacak anlayabilmiş değilim. Şu yerleştirmelerden resepsiyona da bir gardiyan atayabilir miyiz kardeş? 2-3 tane şöyle. Gardiyanlar taser silahlarını alıyorlar. Bütün programları yeniden zamanla da taser şeylerini durdur, eğitimlerini. Birazcık taser eğitimi zaten yeterli. Ben bu şeyde hapishanede isyan falan çıkacağını zannetmiyorum abi. Yani hepsinin zaten gardiyanların taser'ı var. Silahlı gardiyan tutmaya bile gerek yok. 2,4 gündür de olaysız gün geçiyormuş. Yani 20 günde falan zaten ortalama 10 bin lira gelecek. Biz düze çıkacağız. Ama o araya kadar da ormanlık arazi pahalı. O zamana kadar da şu ormanlık arazinin şey yapmasını bekleyeceğiz. İşlemesini bekleyeceğiz. Yani umarım orman zamanında yetişir. Ha bu arada ben hiç doğru düzgün hibe falan almadım muhtemelen. O hibelerimi bir alayım. Hibeleri alıp işimizi gücümüzü bir kurtaralım abi. Kısa vadeli yatırım, uzun vadeli yatırım. Yönetim merkezi. 2 ofis inşa et, müdür işe al. Bürokrasiden tamam. Mahkum sağlığı. Koğuş, bir hastane koğuşu inşa et. 2 doktor işe al, bir psikolog işe al. Tamam. Eğitim, onu tamamlayamam. Personel refahı. Göreve atanmamış en az 5 gardiyan. Adamlar yorgun olmasın. O mümkün değil işte ya. 80 tane adamın şey olmaması mümkün değil yani. Ama olsun. Para paradır. Yani maksat ormanlık arazi işleyip bizi düze çıkarana kadar şey yapsın yani. Hacım bir şey diyeceğim. Adamlar boş zamanında. Ya isteyen uyusun, isteyen şey yapsın. Yemeğini yesin falan, var mı bir ihtiyaçları? Bir ihtiyaçları olmaması lazım. Okur yazarlık da veriyoruz kardeş. Okuma yazma biliyorsan da al bak, şurada kitaplık var. Git kitaplıktan istediğin kitabı oku. Bütün hücrelere ben kitaplık atmışım. Ama uyuşturucu falan istiyorsan da dayağı yersin yani, işin açığını söyleyeyim sana. Arkadaşlar yemek vakti, yemek mi yok? Yo, yemek var. Niye kimse yemek yemiyor? Sanırım tok oldukları zamana denk geldi. İyi uyku vakti baba. Gidin dilediğiniz gibi uyuyun yani horul horul.
Ha bak, bilgisayardan öğreneceğini öğren. Konfor, mahremiyet istiyor. Ya mahremiyetinize tükürttürmeyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. İki kişi bir hücreyi paylaşıyorsunuz. Ulan iki kişi la, iki kişi la. Hücreye bak la. At gibi hücre yani. Ayı gibi hücre ya. Ne yapayım, bireysel hücre mi vereyim? Bireysel hücre falan da veremem yani. Dış satımlarda dün 5000 para vermiş dış satımlar. Helal lan. Helal lan, Allah ne verdiyse üretin satın da hapishaneyi kurtarak lan. Kardeş aç kaldık la, hapishaneyi bir kurtarak lan. Hibelerden de para geliyor. 100 bin de para var. Güzel yani. Kısa gözaltı merkezi. Ya mutfağım, gardiyanım, aşçım var da duş ve avlu inşa ettirmekle beni uğraştırma. Duş ve avlu inşa ederek benim zamanımı harcama. Yapılır da çok sıkıntı ya şimdi. Gerçi 30 bin az para mı? Değil. Nezarethanem de var yani. Resepsiyonum da var. Yok, resepsiyon değildi o. Geçici hücreydi değil mi? Aynen. Yani nezarethane geçici hücre olarak geçiyor. Yani neyse, yapacak bir şey yok. Bakalım şu ormanlık bir işlemeye başlasın. Buradan ben güzel bir miktar para vurabileceğime inanıyorum abi. Yeterince işçi de çalıştırıyorum. Güzel bir miktar para buluruz. Nereye gidiyorsunuz kardeş? Galiba taserları aldınız ha? Oh. Tam gardiyanların tamamı taser'ı almış anlaşılan. Tümünü yeniden zamanla. İki tanecik işçi kalmış, taser almayan. İki tanecik gardiyan. Bütün gardiyanların taser'ı var artık. Yani mevzu çıktığında dızı zıt yapacaklar. Hepsi bitti. Evet arkadaşlar, boş zamanınız. Dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. Ortak odaya gidip bilardo atabilirsiniz. Ulan sen niye çıplaksın lan? Niye çıplak koşuyorsun lan ortalıkta? Lan ne yapıyorsun oğlum? Kardeş farklı hücrede mi kaldın? Oh bak, adam ne güzel ağırlığını çalışıyor baba. Tek ihtiyaçları mahremiyet yani. Mahremiyet, uyku. Uyusaydın. Giyim mi? Ulan 38 tane mahkumu 10 tane şeyi çalıştırıyorum ya. Kıyafet yetiştiremiyor mu bizimkiler? Abi galiba hem temizliğe hem kıyafete yetiştiremiyorlar. Alın ulan. Alın ulan. 22 değil, 22 değil. Fazla kaçtı, fazla kaçtı. Bir saniye. Bir saniye. 22 değil. Personel fazla kaçtı. Hadi madem yorulmuşsun, yorgun adam istemiyorum ulan. Çekin buradan. Yani hapishanede çok şimdi. Onlara da hak vermiyor değilim yani. Hapishanede çok şimdi. Ruhani rehber ve temel eğitime hazırlanılıyor. Yani bakın arkadaşlar, her şey yolunda gibi değil mi? Her şey yolunda gibi. Dış satım yapamıyoruz şu an. Daha ağaçlar yeni yeni olgunlaşıyor. Güzel güzel, biz kurtarırız götü ya. Ya çok büyük ihtimalle kurtarırız yani. Yemekler hazır mı? Yemekler pişiyor. Yemekler yerleştiriliyor. Yerleştir abi. Ha, orta yemek kalitesi, orta çeşit. Mis. Mis, daha ne? Mahkumun suç işleme oranı %10'un, %20'nin altındaysa salın lan. %33 çok az. Ya 5'te 1 ise yani. 5'te 1 ise. 5'te 1 ise salın kardeşim. Merhaba merhaba. Hepinizin karnı doydu mu? Galiba hepsinin karnı doydu. Fazladan yemek bile kaldı. Güzel. Hepinize çamaşır da sağlanıyor. Temiz çamaşır. Arkadaşlar bakın, bazı koğuşların temiz çamaşırı yok. Yani çamaşırhanedekileri bir çalışsın. Çamaşır makinelerinin ıskartası çıktı muhtemelen. Ablam orada ütüyü de yapıyor. Ne güzel la, şey gibi ütülüyor böyle hani, üçgen şeklinde. Tetris oynar gibi ütülüyor. Helal lan sana. Helal lan. Her neyse, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Prison Architect serimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Dünyanın en tehlikeli mahkumları, yani oyunun dünyasının en tehlikeli mahkumları bizim hücremizdeler. Paramız yok. Para kasmak için ağaç kesip odun satıyoruz. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak, hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.